bambaşka içli köfte. Nasıl oluyormuş acaba? Bir merak uyandırıyor. Tavuk falan var içinde. Bakalım. Bu bir içli köfte ve kızartıldı. Yani bunun içli köftesi çok güzel açılmış. Bakar mısınız? Şurası duvarı incecik. Çok güzel çıtırdamış, dışını güzel kızartmış. Buna da bakalım, garanti olsun mu? Şöyle yapalım. Evet, gerçekten incecik açmış. En önemlisi zaten burada yakaladı. İç harcını da güzel didiklemiş. Tavuğunu da güzel pişirmiş. Tavuk koymak içli köfteye güzel fikirmiş bu arada, onu söyleyebilirim. Çok da güzel lezzetlendirilmiş. Bu tabağı ben beğendim. Bir sıkıntısı yok, hoşuma gitti. Hadi bakalım diğerleri nasılmış? İkinci tabağımız. Bu içli köftemiz olmamış. Nedenini de hemen Mustafa ile size gösteriyorum. O kadar kalın bırakmış ki şurayı şöyle sallayıvermiş, katlayıvermiş resmen. Çok fazla hamur kalmış. Bunun boyutu diğerine göre daha küçük. Hiç lezzeti yok diyemem. Yani dışı falan çıtırdamış. Hatta biraz fazla bile çıtırdatmış. Yani bir lezzeti var ama bak bu da aynı şekilde. Biraz sallamasyon içli köfte yapmış. O tam döndürdüğü yeri bolca hamur bırakmış. Dolayısıyla da çok az bir iç harç olmuş içinde. Yani şu an bir pırlanta kaldı. Üçüncü tabağımız. İkinci tabağımız ne kadar küçük ve hamursa bu da büyük ve hamur olmuş. Aynen şurasında gördüğünüz gibi kapamayır. Hatta hamur kalmış. Yani hiç olmamış. Bunun iç harcı fena değil. Ama yani ortada içli köfte olmayınca neye puan vereceğiz? Çok fazla kızartmış gözüken. Oo, bu daha da hamur. Oo, kapa kapa kapa. Olmamış. Maalesef hiç olmamış. Ve son tabağımız. Benim gördüğüm içlerinde en güzel kızartan bu gelinimiz olmuş. Gerçekten altın sarısı çıtır çıtır, hiç yağ çektirmemiş. Bence bir tık daha ince yapabilirmiş bu arada. Ama eşit açmış en azından, tek bir yerde toplanmamış hamuru. Çok güzel bir iç harç ve dıştan da çok güzel bir kızartma olmuş. Bence böyle dört dörtlük bir tabak yok. İki tane radarıma giren tabak var. Onun dışında bayağı kızlar cebelleşmiş bugün belli ki. Ama şu son tattığımdan başlıyorum. Her şeyle çok lezzetli, dengeli. 5 puanını kapsın 4. tabak. Oradan devam edelim. Kocaman bir yumurtamız var orada, ona 1 puan veriyorum. İçi de hamur. 2. tabak küçük ama o da hamur, 1 puan. 1. tabakta 5'i kaçırdığına yansın 4 puan. O da güzel bir tabaktı. 2 tane birimiz var. Hemen şu en kocamanından başlamak istiyorum. Bakalım kim bu marifetli gelin? Bakalım kim bu kocaman kocaman içli köfteyi yapan gelinimiz? Melek. Elleri gibi herhalde kocaman kocaman yaptı diye düşünüyorum. Hemen şu 4 puan verdiğimizin başına geçelim. Fena değil bir puan. Yarın final 2 kişi eğlenecek. Bakalım kim bu? İçlerinde içli köftesini en ince açan gelin bu olmuş. Keşke biraz daha kızartsaymış, böyle 1-2 numara daha yapsaymış. 5'i kaparmış. Kim acaba? Tuğba. Aferin. Çok güzel bir tabak. Ve günün yıldızı Selda mı, Yeşim mi? Yeşim bugün gelinin mutfakta da en zor günlerinden birini yaşıyor. Ortalık karışmış durumda. Beyhan Hanım çok fenalaştı. Yeşim suçluluk hissediyor. Bakalım Yeşim o tabağı mı çıkarmış, bu tabağı mı çıkarmış?
Yeşim mi, Selda mı günün yıldızı? Aa, aferin kız Yeşim. Görüyor musunuz? Profesyonellik budur yani. Hiçbir şekilde oyundan düşmemiş, kopmamış. Kendine laf söyletmemiş. Aferin. Selda'cığım da yine şaheser çıkarmış ortaya. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam! Oo! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin, ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Alnımın akıyla 122 bilezik oldum, zirveye çıktım. Gerçekten! Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzel miyiz?